Sevgili izleyiciler, bugünkü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Nasadoç Menemenspor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor zirve anlamında karşılaştı Menemenspor'la. Kendisi aslında almış olduğu beraberlikle önemli bir yarı almış oldu. Konuk Menemenspor ise deplasmanda almış olduğu bir puanla haftanın sürprizlerinden birine imza atarak ligde kalma adına önemli bir puana imza atmış oldu. Bu maçın analizini yapmaya çalışacağız. Bugünkü mücadele Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kalede Şumski ile başlarken savunma ikilisinde Mustafa Yumlu ve Aykut Demir oynadı. Sol bekte Mücahit, sağ bekte Orhan Ovacık ile oynarken ön libero pozisyonunda Estrella ile oynadı. Estrella'nın yanında Martin Hasek oynarken 10 numara pozisyonunda Alijan Özpetek ile oynadı. Sağ açıkta Süleyman Koç oynarken sol açıkta oynayan futbolcu bugün Emircan'dı. En uçta ise bugün Olenari 11 ile sahaya çıktı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor. Konuk Menemenspor ise kalede bugün Batuhan'la başladı. Savunma ikilisinde Oğuzhan Çapar'la Ömer Şahbaz oynarken sol bekte oynayan futbolcu bugün Emre Batuhan'dı. Sağ bekte ise bugün Sinan Akgöl oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular Enis ve Emre'ydi. Onların önünde Emir oynarken en uçta Ahmet, sağ açıkta Toni Gomez, sol açıkta ise bugün maça başlayan futbolcu Abdullah'tı Menemenspor'da. Ama öyle bir mücadele oldu ki yani hani maça bu 11'ler başladı ama maçın daha 63. dakikasında bu 11'den en az 7 veya 8 futbolcu değişmişti. Hatta belki 10 futbolcu bile değişmiş olabilirdi. Çünkü maçın ilk yarısında 2-3 iki tane sakatlıktan dolayı, iki tane de Menemenspor'un teknik olarak yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı 4 oyuncu değişikliğiyle bitti ilk yarı. İkinci yarıya yine İki teknik adam da oyuncu değişiklikleriyle başladı. Yani çok fazla ilk 60 dakikada oyuncu değişikliğinin olduğu bir mücadeleydi. Maçın ilk yarısı şu şekilde gelişti. İlk yarıda aslında tamamıyla oyunun kontrolü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'daydı. Ve maçın 27. dakikasında da kazanmış oldukları bir penaltı vuruşunda orta alanda oynayan iki ön libero pozisyonunda oynayan Enis ve Emre'nin özellikle Emre'nin lakayt bir şekilde ceza alanı içerisinde topuk pası yapmasından sonra Enis'in de zamanlama hatasıyla rakibini düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Emircan araya girdi. Kazanılan penaltı vuruşunu da yine Emircan'ın ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor. Aslında ilk yarı az önce dediğim gibi yani tamamen Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kontrolü altında oynanan bir oyundu. Ve yani ilk yarı belki 3-0'da bitebilecek bir maçtı. Sadece problem şuydu. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor bu kadar rahat oynadığı için hücumdaki bazı futbolcular aşırı lakayt bir oyun anlayışına girdiler. Mesela Olenare yani çok lakayt bir futbol oynadı. İlk yarıda hani pozisyonlar çok cömertçe harcadığı pozisyonlar vardı. Bu pozisyonları bu kadar cömertçe harcayınca ve ilk yarıda da 1-0 sona erince Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor fark özür dilerim Menemenspor fark açılmadığı için maçın ikinci yarısında biraz daha dirençli çıktı ve bu direnci sağlayan da aslında belki de maçın 45 artı 4. dakikasında yakalamış oldukları bir pozisyondu. Yani 45 artı 3. dakikada bir frikik pozisyonu oldu. Bu frikik pozisyonunu Emir ceza alanının içerisinde doldurdu. Karambolde Toni Gomez bir şut çıkarttı ki kaleci Şunski öyle çok güzel kurtardı pozisyonu. Bu pozisyondan sonra Menemenspor şunu fark etti. Ya biz bu takımın üstüne gidersek, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un üstüne gidersek bu takım pozisyon verecekmiş inancını kazandı. Ve maçın ikinci yarısında hemen başında yine bir duran toptan bir pozisyon daha buldular. Kafa vuruşunda top dışarı çıktı. Ahmet Sagat'ın kafa vuruşunda. Ve açıkçası hani Menemenspor pozisyonlar ikinci yarının ilk 15 dakikasında pozisyonlar bulmaya başladı. Ve bu pozisyonlar neticesinde de en sonunda Ahmet Sagat'la yine golü buldular. 63 dakikalarda golü buldular ve durum 1-1'e geldi. Bu dakikadan sonra yani aslında ikinci yarıda tamamıyla şöyle bir noktaya gelişti. Erzurumspor'daki zayıf nokta ortaya çıktı. Erzurumspor'un en zayıf noktası bu takımda kesici özellikleri çok iyi olan bir ön libero olmamasından dolayı savunma ile orta saha arasındaki o blokta bir kopukluk var. Ve bu bloktaki kopukluğu Menemenspor çok iyi değerlendirdi. Bu aslında sezon başından beri var olan bir durum. Yani Erkan Sözleri bunu sezon başından beri Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da problem olduğunu farkındaydı. Hatta sezon başında bu savunma ile orta saha bloğu arasındaki problemi çözebilmek için orada
Stoperlerden birini ön libero olarak oynatıyordu. İlk sezonun ilk 7-8 haftalık periyodunda Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu stoper ikilisini oynatırken bunların önünde Aykut Demir'i kullanarak orada o bölgeyi o şekilde geçiştirmeyi düşünüyordu ama sonrasında Mustafa Akbaş'ın, Aykut'un, Mustafa Yumlu'nun çeşitli şekilde cezalı olması sakatlıklarıyla o bölgedeki yaşanılan sıkıntılardan da sonra o bölgeyi Estrella'yı monte ettiler. Estrella geçici olarak orada 1-2 hafta o problemi çözmüş gibi görünse de Estrella tam olarak tipik bir orta saha değil. Yani ön libero değil. Bir ön libero olmadığı için o bölgedeki problem yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başladı ve burada da bunu değerlendiren bazı takımlar Erzurumspor'dan puan alma noktasına gidiyordu. Bugün de bunu çok iyi değerlendiren Menemenspor oldu. Bu savunma ile orta saha arasındaki bloklar arasındaki kopuklukları çok iyi değerlendirdi maçın ikinci yarısında Cenk Lalecin'in Menemenspor'u ve buradan da bir puan çıkartmasını bildi. Erzurumspor'un mutlak olarak yani bu bölgeye bir transfer yapması gerekiyor. Yani ön libero pozisyonuna iyi bir ön libero transferi yapması gerekiyor. Yani evet orta sahanın ofansif alanını oynayabilecek çok iyi oyuncuları var. Ama defansif yönünü oynayabilecek çok fazla elinde bir futbolcusu yok. Erkan Sözer'in bu bölgeye transfer yapması şart gibi görünüyor. Bir diğer nokta ise Olenare noktası. Yani Erzurumspor'da evet Olenare çok iyi bir santrafor tipi olarak görünmesine rağmen hani bal yapmayan arı gibi biraz görünüyor. Çünkü bu kadar lakayt bir oyun anlayışı kabul edilebilir bir durum değil. Yani bu kadar pozisyon yakalıyorsanız, şampiyonluğu oynayan bir takımın santraforuysanız bu pozisyonlardan en az bir veya iki tanesini gole çevirmeniz lazım. Olenare'nin gol yakaladığı pozisyon başına gol atma oranı çok düşük görünüyor. Bu noktada Erzurumspor belki Olenare'den vazgeçip orada sezonun geri kalanında Oltan Karakullukçu'yu mu ön planda tutacak yoksa ligin ilk yarısında olduğu gibi Eren Tozlu'yu santrafor pozisyonuna mı çekecekler bekleyip göreceğiz. Ama transfer de belki gerçekleşebilir o bölgeye Erzurumspor'da. Tabii ki bugün eksiklerin de önemli bir noktası vardı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor adına. Yani bugün Erzurumspor'un Novikovas'ın olmayışı, Eren Tozlu'nun olmayışı, Mustafa Akbaş'ın savunmada olmayışı onlar için olumsuz yönde bir durum doğurdu. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Menemenspor açısından da maça bakacak olursak Menemenspor için de ben bir hafta önceki çekmiş olduğum videoda diyordum. Menemenspor kesin düşer diyordum. Ben söylediğimin hala arkasındayım. Menemenspor yani ligden düşme anlamında şu anda Balıkesirspor'la en büyük adaylardan biri olarak görülüyor benim gözümde. Çünkü evet bugün bir puan almış olmasına rağmen ya oynadığı oyun geleceğe anlamında çok fazla ümit vaat etmiyor. Evet kontra ataklara iyi çıkıyorlar. Toni Gomez gibi, Ahmet Sagat gibi önemli oyuncuları var ama yani sadece kontra atak futboluyla bu ligde kalamazsınız. Set hücumlarından da bir şeyler üretmeniz gerekecektir. Ben gelecek adına Menemenspor'un çok fazla umut vaat ettiğini düşünmüyorum. Ama tabii ki bugün birkaç oyuncunun da altını çizmem gerekecek. Özellikle 10 numara pozisyonunda oynayan Emir'in çok beğendim bugün. Tabii ki maç için şunu da değinmek gerekiyor. Videonun başında da kastettiğim, tekrar edeyim. Ya maç içerisinde çok fazla oyuncu değişikliği oldu. İlk 60 dakikada Ömer sakatlandı çıktı. Onun yerine Kerem girdi. İşte ilerleyen dakikalarda Batuhan oyuna girdi. Onun dışında yani birçok oyuncu değişikliği oldu. Mamadouba oyuna girdi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor açısından bakacak olursak Gökhan Alsan, Oltan Karakullukçu, Raşuel oyuna girdi. Yani sakatlıklardan dolayı çok fazla oyuncu değişikliği oldu. Bu arada tabii maçla ilgili şu pozisyona değinmeden edemeyeceğim. Yani maçın 88. dakikasında da ki bir pozisyonda da Olenare'nin yerde kaldığı pozisyonda da hakem penaltı vermeyişi de açıkçası biraz VAR'ın bir an önce TFF 1. Lig'e, Spor Toto 1. Lig'e gelmesi gerektiğini bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Çünkü net bir pozisyonda penaltısını vermedi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hakemi de. Bu noktaya da değinmeden edemeyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.